Güneş uzaya sürekli olarak sıcak plazma gönderir. Bu yüksek yüklü parçacıkların yollarına çıkan her şey üzerinde de çok büyük etkileri vardır. Peki sizce dünyayı güneş fırtınaları ve rüzgarlarına karşı ne koruyor olabilir? Dünyanın kalın atmosferi bu parçacıkları emer, dağıtır ve yeryüzüne ulaşmalarını engeller. Buna ek olarak bir de gezegenimizin gizli silahından, yani dünyanın uzaydaki uzantısı olan güçlü manyetik alanından bahsetmeliyiz. Bu alan, dünyanın dış çekirdeğindeki eriyik demir alaşımlarından oluşur. Dünyanın manyetik alanının, güneş rüzgarı ile etkileşime girdiği bölgeye manyetosfer adı verilir. Güneşten gelen parçacıklar yüzünden manyetosferin şekli sürekli değişmektedir. Pozitif yüklü proton ve negatif yüklü elektronlar manyetosfere girdiklerinde birçoğu daha atmosfere bile ulaşamadan dışarıya doğru yön değiştirirler. Daha fazla plazma taşıyan ve daha hızlı ilerleyen güneş fırtınaları ise manyetosferi gerçekten zorlayabilir. Plazmanın büyük bir bölümünün yönü değişse de bir kısmı manyetosferde takılıp kutup yakınlarındaki açık manyetik çizgiler boyunca ilerlemeye başlarlar. Güneşten gelen yüklü parçacıklar atmosferdeki nitrojen ve oksijen molekülleri ile çarpıştığında ise auroraya ya da kutup ışıkları adıyla da bilinen kozmik ışık gösterilerinin oluşmasına sebep olurlar. Fırtınanın büyüklüğü, auroraların görülebileceği alanların genişlemesine yol açar. Çok güçlü bazı fırtınalar ise uyduların bozulmasına, uçakların rotalarının sapmasına ve daha başka birçok soruna sebep olurlar. Her ne kadar yaşanan aksaklıklar çoğu zaman minimum seviyede olsa da, güneşten gelen kusursuz bir fırtına, manyetik alanımızı alaşağı ettiğinde bu kadar şanslı olamayabiliriz.